Oktay Bey çok teşekkür ediyoruz. Biz bugün teşekkür yeni ederiz. Ürünlerinizle beraber Türkiye pazarında yeni stratejinizi anlattınız bizlere. Neler görecek kullanıcılar? Ve bu yeni ürünleriniz kimlere yönelik? Hangi pazarlara hitap edecek? Şöyle Yavuz, aslında bu ürünler biraz bizim adresleyemediğimiz sektörler ve kullanım alanları için. Bugüne kadar başta perakende ve sağlık olmak üzere oradaki dizayn, fiyat beklentisi ve belli teknik özelliklerde ürünümüz yoktu portföyümüzde. Bu iki cihaz aslında bize orada ciddi kapı açacak. Ama aynı zamanda var olan klasik müşterilerimiz ya da kullanım senaryolarında da aslında farklı katma değerler anlatıyor olacağız. O yüzden hangi ürünler? Hemen izleyenlerimize söyleyelim. Tamam. Panasonic Toughpad FZ-L1 ve Panasonic Toughpad FZ-T1. 5 inçlik bir el terminalimiz Android 8.1 ile geliyor. FZ-L1'imiz de 7 inçlik yine Android 8.1 ile gelen rugged bir tabletimiz. Dolayısıyla buraları adreslemeyi istiyoruz ve Türkiye'de özellikle fiyat seviyesi beklentisi olarak tabii ki müşterilerimiz çok daha dikkatli bütçelerini harcıyorlar. Tabii. Bu ürünler özellikle o Panasonic'teki yanlış oturan bir algı var. Panasonic hep pahalıdır diye. Toughbook özelinde de. Bu bence radikal olarak pazardaki o algıyı da değiştirecek ürün. Özellikle müşterilerimize özel fiyatlamaları yapmaya başladıkça, ki bazılarını önden yapmaya başladı çünkü zamanları olmadığı için. Onlar da evet bu fiyata Panasonic alabiliyor muyuz? Zu demeye başladılar. Bu çok sevindirici. O yüzden bu iki ürün bize özellikle perakende ve sağlıkta büyük yer açacaktır. Tabii belli oranda da başka sektörlerde de yer açacak. Örnek vermek gerekirse enerji sektöründe bütçesi bizim diğer ürün portföylerine yetmeyen müşterilerimizi bugüne kadar belki işte rakiplere ya da belki tüketici elektroniğine kaybediyorduk aslında. Şimdi onlar da aslında neredeyse tüketici elektroniğinin fiyatlarına yakın ama dayanıklı hala farklı özellikler olan bir Panasonic ürünü alma şansına sahip olacaklar. Orada da bir ekstra bir satış potansiyeli bekliyoruz. Tabii volümlü yani yüksek oranda adetli satışlar yapıyorsunuz bu ürünlerde. Doğru. Hangi alanlara da yöneleceğini söylediniz. Peki sistem yöneticileri için kolaylıklar neler ürün üzerinde? Şöyle şimdi bu ürünlerin iki tane... Yani normal consumer ürünü kullanmaktansa Panasonic kullanınca firmalar ne avantaj sağlayacak? Evet yani ona geleceğim. Aslında bu sadece bu iki ürün için değil, bütün portföy için geçerli. Şimdi IT yöneticilerin en büyük derdi çok sık değişen donanım envanteri. Yani bunun envanterini tutmaktan desteğini vermeye kadar birçok dertleri var. Evet. Ve maalesef tüketici elektroniğine girdiğiniz zaman notebook, tablet ya da işte el terminalinde telefon diyelim orayı adresleyen ne oluyor? Aslında yaklaşık kullanım süreleri 2 sene. Evet. Hadi bilemediniz 2,5. En kötü çünkü maalesef piller problemli olmaya başlıyor. Çok ciddi arıza oranları olabiliyor. Kırılmalar, dökülmelere vesaire. IT yöneticileri de bir şekilde bunlar için yedek tutmak zorunda. 2 sene sonra değiştireceği için 6 ay 1 sene kala tekrardan satın alma, evet, testler vesaire. Hani gerçekten şeyden sıkılmışlar. Onu görüyoruz. Hep de şikayet ediyorlar. Yani Oktay hani bir şekilde bunu süresini uzatabilsek. Çünkü biri alıyoruz. Sahaya indiriyoruz. Bir sene sonra yenisini, evet, almak için testlere ve fiyat pazarlığına başlıyoruz. Geliyor. İkinci senesi doluyor. Sahaya indirmek 6 ay sürüyor. Sonra tekrar bir sene sonra. Gerçekten ondan çok ciddi vakit ve para kaybediyor müşteriler. Bence en önemli şey hani endüstriyel tarafta Panasonic portföyüyle ilgili. Müşterilerimiz bizim ürünleri kullandıkları zaman normal endüstri standardının da üstünde bir seviyede minimum 4-5 sene hatta 6-7 seneleri, belki el terminalinde çok daha uzunları göreceğiz. Şu an yeni başlıyoruz o işe tabii ama çok daha uzun kullanım süreleri. Bu neye yarayacak? IT yöneticileri aslında bir, çok daha sık bu satın almalar, teknik testlere falan girmeyecek. İki, son kullanıcıdan gelecek olan talepleri çok daha kolay yönlendirmeye başlayacak. 3, ürün dayanıklı olduğu için arıza oranları çok daha düşük. Bak yedek ürün o kadar tutmasına gerek yok. Müşteriler ürünüm kırıldı çalışmıyor. Kendi iş müşterileri için söylüyorum. Gibi bahanelerle gelmek durumunda kalmayacak. O da bunları yönetmek zorunda kalmayacak gibi gibi. Tabi bunun arkasında bir de MDM konusu var. Yani bugün Windows bir ürün almıyorsanız MDM'e ihtiyaç duyuyorsunuz. Evet. IT yöneticileri için bence bir avantaj da yeni Android Compass'la beraber, ki bugün onu da duyurduk aslında bakarsan, Android platformundaki bu cihazlarımızın hepsini uzaktan güvenli bir şekilde, hatta customize edilmiş bir işletim sistemiyle birlikte yönetebiliyor olacaklar. Bunun istikrarı, onların da bir şeyleri yeniden öğrenmesi, hatta son kullanıcıda cihazı kullanan kullanıcı için de tekrar tekrar yeni bir cihaza alışma, yeni bir arayüze alışma vesaire de tamamen ortadan kaldırıyor. Bence bunlar aslında buzdağının görünmeyen kısmındaki, evet, faydalar.
aslında konuşsak akşama kadar konuşuruz. Aynen öyle, devam eder. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.